Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberler programımızda görüşmelerini kızgın karşılayınız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda bir hafta içinde vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya kün tertibiyle alakadar bulup ötken en muhim haberlerini huzuruna olsunumuz. Kıynamızda kıtanlar ekranımızda bulsun. Cungar uymanlıkıda 109 milyard kubmetrelik tabii gaz baykaldı. Atalmış Şinjan Kündülük Gezdi'nin 21. dekabrdaki haberde bildirilişe, Şarkı Türkistan'ın Cungar Oymanlıqı, Cenubi Gelbeke'nin otturu kısımı, Kutubi Naisi Tabasidiki 1. kuduqta zor miktarda tabii gaz baykalgan bolup, dastlabki kademde gaz ambarının kölümü 109 milyard kubmetre ikkallıkı mülkerlengen. İgenleşe Cungar Oymanlıqı, Cenubi Gelbeke'nin otturu bölükedeki Kedirip Tekşürüş rayonunun kölümü 15 bin kvadrat kilometre bulup, bunun içinde Kedirip Tekşürüşkü paydalık rayonunun kölümü 160 kvadrat kilometre yetedigen. Bu kıtım 7367-7382 metr dairesindeki kuduk bölükede yukarı mahsulatlıq sanayet, nefit ve tabii gaz ikimi baykalgan. Kündelik tabii gaz mahsulat miktarı 610 min kub metr, kündelik ham nefit mahsulat miktarı 106,3 kub metr etrafıda bulunurken. Bildirilişe Cungar Oymanlıqı Cenubi Gerbeke'nin otur bölükede tuncu katım tabii gaz kedirip tekşürülgen bulup, bu kutubu birinci kuduktaki tarihi büsüş iken. Nöbette bu rayonun gayet zor tabii gaz yuşurun küç bilen temelleyle kallıqı mülkerlenmekte. Malum buluşça Xtay tecavüzçileri Şarkı Türkistan nefitlikini tiz süratli içine işe aşırıp, Xtay nefit ve tabii gaz ticaretin terakki kıldırışının ibaret planını yoluk koygan. Hem de küçep, kedirip, tekşürüp, birli vakitte nefit ve tabii gaz kızı salmakını aşırış arkalık, Şarkı Türkistan'ın tabii baylıkını bulan talan kılışını küçeytken. Xtay çetel akbaratlarına özünü aklaşını başladı. Dünya cemaatçiliğinin Şarkı Türkistan'daki siyasi bastırış hakkında küçülük sual soraklarına düşkülü batkan Xtay rejimi, 21. dekabr günü Beijing'de akbarat ilan kılış yığını açtı. Yığında Şarkı Türkistan'dan elip gelingen her derecelik emeldarlar ve bir kısım Uyghur işçiler, çetel muhbirlerinin Uyghurlar hakkındaki türlük suallarına cevap verdi. Xtay haberleri doğrunun 22. dekabrdaki haberde eğitilişçe bu emeldarlar muhbirlerinin Şinjan'da kişiler mescidki barısı cezalanamdı, Uyghur işçilerinin maaşı Xtay işçilerinin maaşıdan tövenmü diyendek suallarına cevap verip, özlerinin taşkı dünyadaki düşman güçlerinin pitni ihvalarını inkar kıldıqallıqını bildirgen. Şundakla atalmış terbiyeleş merkezinin esebilik ideyelerden halas buluştaki aktif rolünü özlerinin kayıt terbiyeleştiğin kin bəxtiyar turmuşkı erişkerlikini sözlügen. Yığında atalmış Uyghur Abnum Raylıq Partikum Teşviqat Bölümünün muavin modeli Şü Güşan Garipteki düşmanlar mecburi emgek digendek akmaz keplerini tokup çıkıp Şinjan'ı kala kalitigi kaytırmakçı buluvatıdu dəb bildirilgan. Xtay rejimi izcil çetel muhbirlerinin Şarkı Türkistan'daki hizmet ve ziyaret işleri iğir tozkulluq hem de tehdit payda kılıvatkan bulup bir kısım analizciler müşkil ziddiyetlik ekvalini alaydı tekitledi. Bazılar Xtay rejimi Uyghurlarga bəxtiyar turmuş yaratıvatkan bolsa nime üçün çetel muhbirlerini bu bəxtiyar hayatını haber kılıçtın tosudu dəb sual koydu. Yeni bazılar bolsa Xtay rejiminin aldın tayyarlanğan bir türküm kişiler arkalık medhiye sözlerini yadlışını küp gündüzde başkalarını yalgan sözleşke mecburlaştın başkaları ise emez deyişti. Pompeo Uyghurlarga karıtılgan bastırışını tekşürüş üçün buyruk verdi. 24. dekabr En Politik Doğru'nun bergen haberde bildirilişçe, Amerika Taşkışlar Ministeri Mike Pompeo Xtay'nın Uyghurlarga karıtılgan bastırış siyasetinin İrki kırgıncılıkı beraber ya ki emestikini eniklaş üçün tekşürüş buyruğu vergen. Kiler ay hizmetini Antony Blinken'e ötküzüp berdiğen Pompeo'nun Uyghurlarga karatkan bastırışını tekşürüş buyruğu, onun hizmetinden ayrılıştın burun Xtay'ını irki kırgıncılık kılış bilen ayıplaşını kütüvatkallarının ümidini küçeytti. Emeldarlar tekşürüş kararının kaçan çıkarıldığallıkının enik emestikini bildirgen bulup, Donald Trump'nın prezidentlikten ayrılışka az kalganda, Xtay'nın irki kırgıncılık kılıvatkallıkı toğrısıdaki bayanatı Joe Biden prezidentlikke kelgende Washington bilen Beijing otursuzdaki ziddiyetini körnerlik aşırı ötüşü mümkün. Taşkı siyaset haber agenetliğinde tarqıtılgan haberge karaganda Biden saylam rekabeti de Xtay'nın Uyghurlarga karatkan bastırışı hakkıda irki kırgıncılık diyen sözünü işletken. Pompeo bundan burun bu aktı bayanat elan kılıp
Xitayning Uyg'urlarga qaratgan bastirishining din erkinligiga eng cho'ng tahdid ekanligini bildirgan edi. Beijing rejimining atalmish terrorlikka qarishtirish ko'rishi ostida Uyg'urlarga besim qilayotganligini ta'kidlagan Pompeo, Xitoy bu rayondagi kishilarning diniy sazgirligini nazardan saqit qilib, oila munosabatini ojizlashtirmoqchi edi. Otur Afrika Cumhuriyeti'de Xitay şirketleri bulantalan kılındı. Amerika Avazı'nın 24. dekabrdaki haberde bildirilmişçe, Otur Afrika Cumhuriyeti'deki Xitay'ın hususi kan şirketleri bulantalan kılınıp 250 Xitay puhrası ciddi tarqaqlaştırıldı. Xabarda qayd qilinishicha, Otur Afrika Cumhuriyeti'deki malamançılık Xitay'ın sanayeti ve xadimlerinin bexatarlikiga təsir görsətgan. Bir neçə gün ilgari qorallıq qruplar bilan hökumət armiyası o'tirsida yuz bergan qorallıq to'qunishda Xitoyning 4 xususiy kan shirkati bulangan bo'lib 250 Xitoy puhrasi tarqaqlashtirilgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi yerlik ma'lumotchilikning kuchayib ketishi mumkinligini aytgan hamda puhralarni bexatarligiga diqqat qilishga chaqirgan. Bildirilishicha 12-oyning 3-chi kuni O'tir Afrika Jumhuriyatining sobiq prezidenti Bozizi asosiy qonun sud mahkamasi tomonidan prezident kandidati salohiyatidan mahrum qilingan. Bozizi buningga norozi bo'lgan va bir qism qoralliq guruhlarni hukumatga qarshi turishga chaqirgan. 15 dekabrdan boshlab O'tir Afrika qoralliq guruhlari va hukumat armiyasi Yaloki rayonida qoralliq to'qunishgan. Ma'lumotchilik jarayonida Xitoyning 4 xususiy kan shirkatining 8 avtomobili va boshqa mol-mulklari bulantalan qilingan. Shuningdek, Xitoy puhralari bu rayondan tarqaqlashtirilgan. Xitoy 16 dekabr Xitoy puhralarining ahvolini bilgandan keyin Xitoyning O'tir Afrikadagi bosh elchixonasi davlatning jandarma qo'mondoni bilan suhbatlashib, Xitoy puhralarining bexatarligini qo'g'dashga uringan bo'lsa-mu, biroq 17 dekabrdagi jiddiy vaziyat sababidan 250 dan ortiq Xitoy bexatar rayonga ko'chishga majbur bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, 2013 yili musulmon Selika qo'zg'olonchilari poytaxt Banguida huquqni qo'lga olgan. Shuningdek, keyin xristianlar bilan musulmonlar orasida to'qunish bo'lib turgan. To'qunish minglagan kishining o'limi va ko'chishiga sabab bo'lgan. Amerika Zoom shirkatining bir xodimiga tutish buyrug'i chiqardi. Amerika Federatsiya Tekshirish Idorasi FBI'ning juma kuni bildirishicha, Zoom şirketinin bir icraiye emeldari Xitay'ın buyruğu bilen Tiananmen kırgıncılığı doğrusudaki tor yığılırıgı kaşılı payda kılış üçün Amerikalık abuntlarının hesabatlarını öçürüp taşlıgan. Amerika Federasiya Tekşürüş İdarısının eğitişçe Zoom şirketinin Xitay'da duruşluk icraiye emeldari Xinjiang Jin yığın katnaş kuçularının hesabatını uydurma sebepleri bilen toxtu vetkeşke Zoom arkalık ötküzüldüğün Tiananmen kırgıncılığının 31 yıllıkını hatırlaş faaliyetleri emelden kaldırılgan. Ma'lum bo'lishicha, u boshqalar bilan hamkorlashib, terrorlikka oid yoki nashoyon rasmlarni ishlatib, soxta ism bilan video yig'iniga qatnashgan va undan keyin yig'inning ishlatilish shartlariga xiloflik qilganligini dokument qilish orqali yig'inning amaldan qoldirilishini keltirib chiqargan. Amerika Taftish Mahkamasining New Yorkdagi bir tarmoq tomonidan sunilgan bu haqdagi shikoyatga qaraganda, Xinjiang Jin Xitoy JX tarmoqlari bilan hamkorlashib bu yil may va iyunda o'tkazilgan yoki plan qilingan 4 qitimliq tor yig'inining amaldan qoldirilishiga sabab bo'lgan. Taftish amaldorining aytishicha, Xinjiang Jinning yana bir ismi Julian Jin bo'lib, Zoom shirkati juma kuni uning shirkat xizmatchisi ekanligini dalillagan. Zoom shirkati asli Xitoyda tug'ilib o'sgan Yuan Jing yoki Eric Yuan deb atalgan bir kompyuter injineri Xitoy tomonidan qurilgan. Şirketning bosh shtabi Kaliforniya shtatining San Joseda bo'lib, uning Xitoyda necha yuz xizmatchisi bor ekan. Agar Xinjiang Jinga ortilgan jinoyatlar dalillangan taqdirda, uningga 10 yillik qamoq jazosi berilishi mumkin ekan. Marhum Abdulhakim Maqsumajim vafoti xotirlandi. 22 dekabr Istanbulda marhum ustoz Abdulhakim Maqsumajimning vafotining 4 yillikini xotirlash tor yig'ilishi o'tkazildi. Tor yig'ilishida Sharq Turkiston ulamolar birligi raisi doktor Ataulla Shahyar marhumning hayoti va fikri tushunchalari temasida jamoat arbobi Abduqodir Yapchan marhumning g'oyi va maqsadlari va Xitoy turmasiga qamalgan iskanji kunlari temasida xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatulla O'g'izxon marhumning xizmat faoliyatlari va qo'lga keltirgan natijalari temasida Qahramonmaraş sutchi imom universiteti o'qituvchisi doktor Olimjon Bog'da Merhumning balılıq çağları ve Mısır'daki uqış jarayanı temasida. Sharq Turkiston ulamolar birligi azasi ustoz Ataulla Xalibtajim Qog'iliqdagi dini madrasaning sarxillarni yetishtirishdagi roli ve uning o'rniki merhum Abdulhakim Maqsumajim temasida leksiya so'zildi.
Merhum Ustaz Abdülhakim Maksum Hacım 2016 yılı 22. dekabr İstanbul'da alemden ötken bulup, merhumun vefatı Şarkı Türkistan davasındaki muhim bir yokutuş bulup hesaplandı. Merhum Ustaz hayat seferinde Şarkı Türkistan davasını her sahada çın tutup terakki kıldırgan. Bulup mu Şarkı Türkistan müstakillikini cihadi hareketin başka vasıtları bilen hal kılgılı bulmaydıganlıkını her vakit tekitleyen hem de bu fikrini emniyetke aylandırış yolu da her vakit tırışçallık görsetken. Allah merhum ustazga şehitlik makamı versin. Yatkan yerini Cennetul Firdevs kılsın. Avrupa bilen Xitay mecburi emgek tüpeyledin tırkışıp kaldı. Yıkındı mıyan köplep malum buluşku başlayan Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek meselesi Xitay bilen Avrupa otursuzdaki soğudu ve meblağ münasebetlerine iğir hırslarını payda kılışkı başladı. Nöbeti Avrupa elleri bu tüpeyledin özlerinin Xitay bilen bolgan soğudu münasebetini kaytidin uyluşup görüşke tereddüt kılıp atkallıqı malum. Cenubi Xitay Seher Gezdi'nin 23. dekabrdaki haberde eytilişçe Xitay rejimi izcil Şarkı Türkistan'daki mecburi emgekini hem de Xalqara Emgek Teşkilatı'nın mecburi emgek hakkıdaki belgelemesini inkar kılıp kilovatkallıkı üçün Avrupa devletleri nöbeti Xitay bilen bulduğun iktisadi münasebette bekle tenkıslıktı kalmakta. Bulup mu ötken hepte Avrupa Parlamenti Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek kılmışını ayıplaş hakkıda karar algandıyken bu xahiş tihimi küçeygen. Avrupa Parlamentinin azası Rafael Glucksmann bu haqda söz kılıp, yığıveliş lageri ve zamanevi kulluk meselesi köplügen teşkilatlar ortak karıştırdığan temalar degen. Avrupa devletlerinin Xitay bilen buladığan öz ara meblağ seliş türlerimi bu tüpeyliden keskin tenkitlerge düşkelgen. Xitay bilen buladığan soda alaqısını küçeydiş haqqıda en aktif buluvatkan Germaniya Başministeri Angela Merkel, yakında Germaniya Yeşiller Partisi'nin Margaret Baos'nın siz muşundak reallıkını körüp durup mu yanılı Xitay bilen soğudu kılıçını teşebbüs kılmak cimu deb sual koyuşuğu düşkelgen. Malum buluşça Xitay'a okşaş komünizm tüzümedeki Vietnam xeli burundan tartıp Xalqara Emgek Teşkilatı'nın münasebetlik belgelemelerini tuluk icra kılıp atkan bulup mecburi emgek ve balılar emgekigi hatimi bergen. Nöbette Avrupa devletleri Xitay'nın mı muşundak bir halgı yetişini ciddi talep kılmak diken. Fransiya Uyghurlarını dep Xitay'a meblağ seliş gelişimine karıştırdığallıkını cekarladı. Fransiya Xitay'nın Uyghurlarını mecburi emgeki selivatkallıkını nezarda tutup, Avrupa İhtibakı bilen Xitay arasındaki yeni meblağ seliş gelişimine karıştırdığallıkını cekarladı. Fransiyanın Taşkı Soda ve Meblağ Ministerliğinin vekili Frank Rester Le Mondigez'nin ziyaretini kubul kılganda mundaq degen. Fransiya Avrupa İhtibakı bilen Xitay'nın yeni meblağ seliş gelişimine Xitay'nın Uyghur mecburi emgekini kollanışı sebeplik karıştırdı. Bu nöbetlik kilişim Xitay bilen bolgan meblağını kayıttan ponlaştırışta muşim bir kadem. Bırak Beijing halkara şartnamelerdeki vaadelerini tuluk uğrun demedi. O bu aktı toxtalganda Xitay'nın Avrupa'nın eksice Avrupalık meblağ salgıçlarına karatkan çeklemelerden vazgeçme geldikini. Bırak Avrupa'nın Xitay'a işkini kan içip etkenlikini şartlarının çokum her iki tarafki okşaş buluşu gerektiğini tekitligen. Bulup mu o Xitay'nın Xalqara Emgek Teşkilatı'nın mecburi emgekini çekleş ehdinamesini, tehi tesliklemeğalıqını ve bunun Fransiya üçün intayın muhimliğini tekitlep, eğer biz mecburi emgekini bekar kılışka emel kılalmasak, Xitay'a meblağ silişini ilgiri sürelmeyemez digen. Ve Belgiya, Lüksemburg, Gollandiya ve Germaniya katarlıq Avrupa'daki başka devletlerinin mu Paris bilen okşaş karıştı işkerlikini eskertgen. O yana eskertip, Suudi gelişimi okşaş vakti yana ictimai meselelerini ilgiri sürüş, mecburi emgekke bulup mu Uyghurlarının mecburi emgeki selinişiğe karşı köreş kılış rolünü oynaydı digen. Marco Rubio 2021 yılımı Uyghurlar üçün küç çıkırdıqallıqını bildirdi. Yıllardan buyan Amerika Devlet Meclisi'de Uyghurlar meselesini en küçlük tekitlep gelgen Kengaş Palata azalardan Marco Rubio 23. dekabr günü özünün 2021 yıllık hizmetlerine lazımlık meblağ ve harajetlerini kepilliki iki kılgallıkını cekarladı. Bunun bir gün ilgiri olsa o bu aktaki meblağ uxturuşunu alkışlaydıgallıkını bildirip, bunun bir kısmı Uyghurlar düşkili batkan ziyankeşliknin karakterini bekitişki serip kılındıgallıkını bildirgen idi. Marco Rubio'nun torbetindeki uxturuşta Uyghurlar düşkili batkan paciyeler, bulup mu Xitay Kompartiyası'nın Şarkı Türkistan'daki insaniyetke karşı cinayetler hakkında hazır tağdık ispatlar yığılıp oldu. Hem de Amerika hükümetinin bu aktı eni karar eliş payeti yetip geldi degen. Uxturuşta Marco Rubio'nun 2021 yılı yana
Uygurlarının mecburi emgekli selişini çekilash kanunundan makullanışı üçün küç çıkırdıqalıqını, bulup mu bu hıl mecburi emgekinin kayısı karakterdeki zulüm bulduqalıqı hakkıda karar ilişinin zürürlükü alahidi tähkitlenigen. O bu axtı söz kılıp, Xitay Kompartiyası 21. əsirge ve dünya demokratiyasiga türlük cinayetler arqalıq hırs kılavadıdı. Şunu bu cahetteki hizmetini devam kıldırış nahayeti muşim digen. Bu yıl 100 milyard kilovat tok mənbəsi Xitayğa toşuldu. Atalmış Şinjan gezisinin xəbirdə bildirilişçe, Xitay bu yıl Şərq Türkistan'dan 100 milyard kilovat saatlik tokni Xitayğa toşup getgen. Atalmış Şinjan elektr energiya çəklik şirketinin aşkarlışça, bu yıl 23. dekabrgacha Şərq Türkistan'dan tok mənbəsinin toşuş miqtari 100 milyard 12 milyon kilovat saatki yetken bolup, bultırkı oxşaş məzgildikidin 40% aşkan. Bu Xitay tajavuzkilerinin Şərq Türkistan'dan tokini Xitay ölkelerine toşuşunu başlagandan buyan, Şərq Türkistan'dan tok mənbəsini yıllık bulan talan kılıp, Xitayğa toşuş miqtari tunji qitim 100 milyard kilovat saatten aşkan. İgilinişçe Xitay tajavuzkileri 2010 yılından başlayıp Şərq Türkistan'dan tok energiyesini Xitayğa toşuşka başlagan bulup, 10 yıldan beri 92 milyon 80 min kilovatka yetken. Bu yıl 7 aydan başlayıp yana Şərq Türkistan'dan Şərqi Cunğardın Anhuyga 1100 pilos kilovoltluk alahidi yukarı besimlik turaklık tok tuş kuruluşunun tok yetkizüş küçü 6 milyon kilovolttan 8 milyon kilovatka yetken. Bu kuruluşta bu yıl Xitayğa toşup getirilgen tok miktarı 43 milyard kilovat saatki yetip, Şərq Türkistan'ın tokini Xitayğa toşuş kölümünün 40%'ini ilgilegen. Məlum buluşa Xitay tajavuzçileri növette Şərq Türkistan'ın elektr energiyesini kən kölemlik bulan talan kalıp, Xitayının 20 ölkesine toşumaqtı iken. Xitayının Afganistan'daki çoğun casusluk hareketi paş buldu. Kiha Akhbarat Xəbər Agentliğinin bugünkü xəbərdə bildirilişçe, Xitayının Afganistan'daki çoğun casusluk hareketi paş bulup, 10 nəfər casus qol qılınğan. Bu xəbərini Hindistan vaqt kezdi tunji qitim xəbər qılğan bulup, Afganistan Dövlət Bixatarlıq Başqarması Kabul'da Xitay'nın 10 nəfər casusunu kol qalğanlıqını, bu kişilerin Xitay casusluq organı bilen münasibetlik ikerlikini aşkarlıqan. Xitay casuslarını tutuş hareketi 12. ayının 10. günü başlanğan bulup, 10 nəfər Xitay puxrası Kabul Bixatarlıq organı tarafından kol qalınğan. Bu kişiler terrorluq hücumi ve casusluq bilen şüğullunup, Xitay'nın casusluq organına hizmet qılıdıkken. Avrupa vakit gezinin haberde aşkarlıqca, kol qalınğanlarının içindeki Xitay'nın alaydı xadimi Li Yangyang bilen Şahong, Xitayning haqqoniy nomli aloqa to'ri bilan bevosita aloqasi bor bo'lib, uning to'ralg'usidan portlatqich do'ra va boshqa buyumlar topilgan. Bular Afg'onistonning Kunar va Badakhshan o'lkasidagi Taliban va Uyg'urlar haqida uchur to'plagan. Li familiyalik jasus Kabulning g'arbidagi Kart shahridagi uyida qo'lga olingan. U bu yil 7 oydan 8 oygacha Xitoy axborot organi uchun xizmat qilgan. Shahong ismli jasus Kabul shahrining Shirpur rayonida restoran ochganligini iqror qilgan. Bildirilişçe, Xitay'nın Afganistan'daki casusluk faaliyeti tunji qitim aşkarlanğan bolup, Afganistan hükümeti Xitay'nın Kabul'da turuşluk baş elçisi Wang Yu'dan kolga ilinğanlar haqqıda tüşenci beriş, hem de xalqara qaidigi xilaflı qılğanlıqını itiraf qılıp, Afganistan hükümetidin keçürüm sorashin talep qılğan. Məlum buluşça, Xitay casusları Afganistan'da saxtı Şərq Türkistan İslam Hareketi Təşkilat modelini kuruşunu planlayan bulup, bu hareketki katlaşkan casuslar bu devletteki Şərq Türkistan İslam Hareketi alaydı xadimlerini öz için alıgan. Bu hareketke Pakistan'ın istihbarat organı ISI məxbi həmkarlaşıp, Afganistan'daki Uyghur rəhbərlerini nişallıgan. Qadirli ko'rmalarimiz, shunday qilib bu haftalik muhim xabarlar programımız bu yerda oxirlashdi. Hafta oxiridagi dam olishlaringizning xayrli o'tishiga tilakdoshlik bildirish bilan ertaga kunlik xabarlarimizni ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Shunday qilib ekran orqasidagi barlik xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.